Merhabalar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi ve Amine Elif'in vefatının 22. günü, tam 3 hafta oldu. Onun gidişinden sonra benim nasıl olduğumu, ne durumda olduğumu, neler yaşadığımı merak ediyorsunuz. Bunu ben zaten bir videoda anlattım. Ama alışma süreci nasıl geçiyor, benim nasıl olduğumu, nasıl olduğum hakkında da o sürekli 22 gündür hala geceleri uyumakta çok zorlanıyorum. Soluk saymaktan ve nefes dinlemekten gerçekten uyuyamıyorum. O görüntüyü nasıl aklımdan silerim, nasıl unuturum bilmiyorum. O yani yalnızlığım ve kuzum yanımda, koynumda, gözüm açar açmaz öyle görmek beni çok yıprattı. Hep aklımda kalan o görüntü var. O görüntü nasıl geçer, nasıl... O gülen yüzü hep gözümün önünde ama o son vefat ettiği görüntü hala gözümün önünden gitmiyor. Soluk saymaya, böyle Elif adının solunumunu saymaya, onun uykusunda nefes alıyorum diye kontrol etmekten ne zaman vazgeçerim, nasıl vazgeçeceğim bilmiyorum. Kendimi uyuşuk ya da hissizmiş gibi hissediyordum. İlk günden sonra ama artık şuna inanıyorum. Rabbim, çok şükür imanımız var. Rabbim kolaylığında, sabrında veriyor. Aslında uyuşuk ya da hissiz değilsiniz. Sadece Rabbimin verdiği güç, elhamdülillah, iyi ki bu gücü Rabbim bize veriyor. Yoksa gerçekten evladın ölümüne dayanmak çok zor. O yüzden de Rabbimizi inşallah cennette buluştursun. İnşallah biz Allah'a kurban oldum, Rabbime ve evladıma layık anne baba olup inşallah Rabbim bizden razı olur ve cennette bulunmayı, birlikte buluşmayı kuzularımla nasip eder bize. İyi olmaya çalışıyorum. Elif Ada için sağlam olmaya çalışıyorum. Ayakta durmaya çalışıyorum. Allah'ın izniyle iyileşeceğiz. O görüntüde gideceğiz. Gidecek gözümün önünden. Çünkü Allah esirgesin, ağzımıza isyana gidecek bir laf çıkarsa Allah'ım sen esirge Rabbimizden. O yüzden çok da dillendirmek istemiyorum. Rabbimin verdiği güce şükürler olsun. İman bizi ayakta tutuyor. Şimdi benim Ankara'dan kardeşim gelecek bugün. Ablam ve kız kardeşim Gökçünur yanımda. Annem ve babam da geldiler, gittiler. Onlarla beraber bugün kız kardeşim de Ankara'dan geliyor. Asel yeğenim doğdu. Amine Elif'in vefatında yarım saat görme şansımız oldu yeğenimi de. Şimdi yarın, bugün 19 Şubat, yarın 20 Şubat benim doğum günüm ve benim yanımda olmak istedikleri için, bugün beni mutlu etmek için elinden geleni yapıyor hepsi sağ olsun. O yüzden de yanımıza gelmeye çalışıyorlar. Şu anda yoldalar. Elif Ada'nın fizik tedavisi var. Ben evi süpürüyorum. Ablam ve kız kardeşim mutfak dolaplarında uzun zamandır kırıklar, işte eksikler falan birçok şey vardı. Onları düzenliyorlar, tamamlıyorlar. Kırılanları ya da kenarları çatlayan tabakları falan ayırıyorlar. Onlar onu yapıyor ve yemek yapacaklar sonra. Ben de evi süpüreceğim. Sonra fizik tedavisi var Elif Ada'nın, dediğim gibi. Fizik tedavi dersini hazırlayacağım kuzumu. Böyle arkadaşlar, Elif Ada da içeride çizgi filmi izliyor. İyiyim arkadaşlar. İnşallah da iyi olmaya devam edeceğiz. Eşim de iyi olmaya çalışıyor. Elif Ada için ayakta durmaya çalışıyoruz. Bizler için dualarınızı eksik etmezseniz çok seviniriz. Şimdi arkadaşlar, ben temizliğimi yapayım. Derse yetişeyim. Sonra da zaten kardeşlerim gelecek. Yoğun birkaç gün geçireceğiz. O yüzden ben hemen başlayayım. Annem, annem, ne yapıyorsun sen? Gülesin mi geldi? Ne yapıyorsun sen aşkım? Ne yapıyorsun sen annem? Onu öyle yapma mı, tamam mı? Yapma onu öyle. Öğretmenin aradı. Saat 3'te gelecekmiş, biliyor musun? Hazırlanalım mı? Hemen hazırlanalım mı Elif Ada? Senin heyecanlı yerim, ellere bak, bir tanem benim. Bir tanem. Annem. Kuzum. 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 Sen niye mutlu oldun? Elif Ada. Elif Ada. Annem. Elif Ada. Bir tanem. Tanem. Öyle yapma ama. Acımadı mı dişlerin? Acımadı mı dişlerin? Yapma anneciğim öyle.
Yapma bir tanem. Aferin sana. Yapma öyle, tamam mı? Yapma öyle, tamam mı? Yapma anne. Odaları da süpürdüm. Bütün odaları da süpürdüm. Şimdi toz olup sileceğim. Elif Adaminnoş'um burada uyumaya çalışıyor. Değil mi anneyim? Ama ders var artık. Şimdi giydireceğim ben kuzumu. Ders hazırlayacağım ben minik kuşu. Annem. Saçlar dağınık, çok rahat ediyor. Çünkü bağladığım anda direkt oraya geçirip ellerini kafasını kaşımaya çalışıyor. Ben de açık bırakıyorum saçlarını. Ama böyle çok dağınıkmış gibi duruyor. Ama Elif'a da rahat etsin diye. Uyur mu dedim burada ama uyumadı. Şimdi ben hemen onda ders hazırlayacağım kuzumu. Böyle süpürdüm tamamen. Birazdan hemen derse hazırlanacağız. Sen misin? Sen çitlenmek senin. Anneciğim. Canım. Sen ne yapıyorsun burada? Bir tanem. Sen ne yapıyorsun burada? Sen ne yapıyorsun? Sen kıkırdıyor musun? Sen kıkırdıyor musun? Seni çok severim annem. Sen ne yapıyorsun burada? Sen ne yapıyorsun burada? Aa, sen mi geliyormuş? Kardeş mi geliyormuş? Isparta'ya kadar gelmiş kardeşin. Öyle mi? Sen dersteyken kardeş gelecek. Öyle mi annem? Çekelim ağzımızda. Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyorsun sen burada? Sen uyumadın mı? Sen uyumadın mı? Seni çok severim annem ben. Canım içi. Canım içi. Minik kuşumu da derse hazırladım. Hazırız değil mi bir tanem? Hazırız değil mi anneciğim? Şimdi tamamen evi temizledik, süpürdük, sildik değil mi annem? Teyzeler yemek yapmaya girişti. Kardeşin yolu çok az kalmış, geliyormuş. Elif Ada da şimdi derse hazır. Yetiştirdim onu da. Saat 3'e 20 var. Saat 3'te öğretmenimiz gelecek. Değil mi annem? Fizyoterapistimiz gelecek. Kuzucuğum da dersten kalmasın diye uğraşıyoruz. Onun için fizik tedavi dersleri çok önemli çünkü. Sağlık problemleri olmadığı sürece Allah korusun. Derslerimize devam ediyoruz değil mi annem? Ama Elif Ada uyumadığı için uyku mahmurluğu var. İnşallah dersini yapar minik kuş. Yapacağım mı annem dersini? He bir tanem. Yapacağım mı anneciğim? Seni çok seviyorum. Salların aktı. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum annem. Neden yutmadın o salları? Hep aktı ya oraya annem. Dur hemen silelim. Sildik mi salların annem? Bir tanem. Canımın içi. Canımın içi, yapma annem. Yapma bir tanem. Yapma bir tanem. Yapma anneciğim. Yapma bir tanem. Evet, ders hazır minik kuş. Dersimiz başladı mı annem? Sen çok mutlusun. Mutlu musun? İyi misin? İyi misin? Zorlandın mı? Gülüyordun ya annem. Elif, orada mısın? Güneş mi vurdu? Açamadın mı yüzünü? Açamadın mı yüzünü? Yüzü. Annem. Hoppa. Dönüyor musun Elif sen? Ha, bir şok mu oldun? Ne oldu? Ha? Hadi dönelim. Hadi annem. Hazır. Hadi dön. Dön. Dön Elif. Aferin sana. Aferin sana. Hadi dön annem. Hadi gel. Gel Elif. Elif buradayım. Buradayım Elif, gel annem. Hadi gel. Hadi dön. Döndü. Hadi dön. Hoppa. Aferin sana. Aferin. Buradaymış. Güneşten gözünü açamıyor. Aferin sana. Ha.
Derste o kadar çok ağladı ki güzel kuzum benim. Hiç ders istemedi bugün. Şimdi fizyoterapistimiz gitti öğretmeni. O uyumak istiyor. Çok ağladı. Ama yattı yine de minik kuzum. Hiç kıyamam anneciğim sana. Hiç ağlama sen, tamam mı? Sen hiç üzülme, tamam mı bir tanem? Canımın içi. Elleri Allah'ım. Ellerini severim senin annem. Hiç ağlama tamam mı bir tanem sen? Uyu kızım. Uyu annem. Elif Ada, bir bak annem kim gelmiş. Asel gelmiş. Kızımın kardeşi gelmiş. Hem tutuşun el ele. Seni sevsin mi kardeş? Kim gelmiş bir tanem? Hoş geldin kuzum. Maşallah sana bir tanem. Hoş geldin sen teyze. Sen teyzeye mi geldin? He? Elif kim gelmiş annem? Asel gelmiş. Asel gelmiş. Kuzum küçücüksün teyzeciğim. Küçücüksün. Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün benim doğum günüm. Biz kuzumla beraber cam piramide ve teyzesi, yeğenleri hep beraber cam piramide gezmeye gidiyoruz. Hava alsın diye kuzular. Bugün hava çok güzel. Bugün bir tarafım buruk. Çünkü kuzumu Amine Elfin'in vefatından sonra bugün 23. gün ve onun olmayışı, yeni bir doğum günü, yeni bir yaş benim için buruk. İnşallah cennette kavuşma. İnşallah doğduğum gün yeniden doğuş benim için cennette kuzularımla buluşma günüdür. Şimdi biz gidiyoruz. Biraz hava alsınlar. Hava çok güzel. Günlerdir evdeler ve bunaldı kuzular. Biraz onlara hava aldıralım istedik. Hava güzelken. Şimdi gidiyoruz kuzularla. O kadar güzel ki bugün hava burada. Böyle Elif Ada'da. Bebek arabasında. Kardeşlerim. Artık bu benim oldu. Biz bugün kardeşlerimin Ankara'dan en küçük değil. En küçük kardeşim Gökçe, Sümeyye Ankara'dan geldi. Bu onun kuzusu Asel. Bebeğim. Bu da teyzesinin minnoşu. Bu da ablam Ayşe. Biz böyle hep beraber bugün cam piramide geldik. Hava o kadar güzel ki kuzuları biraz gezdirelim dedik. Babalar da orada. Asel bebek arabasında durmadığı için babası bebek arabasını götürüyor. Fatih de Elif Ada'yı sürüyor. Elif Ada da uyuyacaktı. O yüzden babası da onu götürüyor. O kadar güzel ki bugün burada hava. Şeyle cam piramide geldik. Burada çok güzel balıklar oluyordu. Var mı acaba hala? En son buraya Amine Elfin kuzumla gelmiştik pandemide. Kimse çıkamadığında biz çıkıp kuzuları buraya getirmiştik. Şimdi o anılar da gözümün önünde şu anda. Elif Ada uyumuş. Bebeğim benim. Uyu anneciğim, uyu kızım. Uyu bir tane. Uyu bir tane. Dinlendiren bir yer burası. Rahmetli Hasan Eymen'de de hep buraya gelirdik. Hem kuzularımıza rahat hareket edebileceğimiz, gezebileceğimiz, hem de böyle hava alabilmek için çok güzel bir yer burası. Hep buraya geliyorduk. Amine Elfin'de de son dışarıya çıkıp geldiğimiz yer burası oldu. Böyle. Asel, sen bindin mi teyzeciğim bebek arabana? Uyuyacak mısın? Aferin kuzum sana. Neresi kızım burası? Cam piramide gelmiş. Babası Antalya'ya gelmiş Asel. Öyle mi? Elif Ada'yı ziyarete gelmiş Asel. Teyzeye gelmiş. Değil mi kuzum? Bakışını yerim senin. Hmm.
babalar ve kızları. Ne oldu aşkım? Soğuk değil ha, niye? Ha şey mi düşüyor? Yani, şu ayağı acık kalarsa iyiymiş. Altına bir şey mi var? Kalkmıyor mu? Son. Ayağı değil. Oy kuzum, bacakları kısa kalıyor ona. Uy bir tanem sen. Gördüm aşkım. Bakın sıraya girmiş gidiyorlar, görüyor musun? Konyaaltı çok kalabalıktır diye Cam Piramit'e geldik. Ama Cam Piramit de bayağı kalabalık. Hava güzel olunca böyle çimenlerin üzerlerine falan herkes oturmuş. Çok güzel. Bayağı da kalabalık. Ama yine de alan çok geniş olduğu için burada maskesiz açık alanda gezebilmek, hava alabilmek rahat oluyor. Böyle bayağı da geniş bir alan. Bu tarafta da deniz görünüyor. Nereye, denize doğru gidiyoruz. Tepeden deniz manzarası var buranın da. Ne oldu aşkım? Siz benim partimi yapmadınız burada. Tarafımız eksik var aşkım. Doğum günü partisi mi var? Bizim doğum günümüz nerede aşkım? İnşallah. Kuzularımla beraber. İnşallah cennette. Her yerdeki böyle engelli yollarının eksikliği peki. O kadar kötü bir yol ki. İşte her yerde bir sorunu yaşamak da çok üzücü gerçekten. Yürüyemiyorsunuz yani, bebek arabasıyla ilerleyemiyorsunuz yolda. Bir tek bizim için değil, bütün bebek arabalı çocuklar için. Aileler için gerçekten zor. Neden bunlar düşünülmez bilmiyorum. Öyle yol var. Yani bize buralara girmek yasak demek ki. Ana caddeden, ana yoldan yürümek gerekiyor. Ama böyle aynen toprağa geldi. Buradan yürümek daha kolay oldu. Türkiye'miz lan buradan. Sarsılmaz kurdum. Korkuyor her araba silkelendiğinde de. Uyandın mı bir tanem? Uyandın mı annesinin aşkı? Benim güzel kızım. Mis gibi uyudun değil mi açık havada? Mis gibi uyudun mu sen? Ha? Bak bakalım seni nereye getirmişiz, bak bak. Anne. Anne. Sen babayla el ele mi tutuyorsun anne? Babanın elini mi tuttun sen? Çok mutlusun. Anne. Babanın elini mi tuttun aşkım sen? Ha? Ben de tutayım elini. Senin ellerini severim annem. Hiç bırakma tamam mı ellerimizi? Tamam mı bir tane? Allah'ın izniyle hiç bırakma ellerimizi. Sen çok mutlu oldun anne. Evet bir tanem. Sen çok mutlu oldun aşkım. Dışarıya mı çıkardık seni? Dışarıya mı çıkardık seni? Annem. Baba öpüyor mu annem seni? Baba öpüyor mu seni? Ha? Baba çok mu seviyor annem seni? Ha? Kardeşle de gelmiştik değil mi annem buraya? 5-6 ay oldu mu aşkım annemle? Olmuştur değil mi? 5-6 ay önce de onunla burada. Gezmiştik kızıyla. Evet.
tatlı oldun annem. Evet bir tanem. Evet annesinin kuzusu. Geziyor musun sen? Geziyor musun annem? Evet bir tanem. Annem. Elif Neşe'de gözlerini açamıyor. Ha, açtın mı gözleri? Evet bisikleti bulalım. Diğer tarafa geçelim. Annem. Teyze kuzusu. Nereye geldik annem? Ha? Yatırdık mı seninle kardeşi? Ne yaptık? He kuzum? Gel. Ağlama anneciğim. Ağlama kuzum. Tamam. Nereye geldik annem? Acıktın mı? Acıktın mı? Canım. Hemen seni besleyeyim mi ben de? Mama içecek misin? Tamam. Ben de korkarım herhalde. Yok oraya iniyorlar. Bugün orada bir şenlik gibi bir şey var galiba. Anne. Anne. Rahat ettin mi şimdi? Ha? Yastık koyunca rahat oldun mu annem? Üşüme tamam mı? Çok yürüdük değil mi annem? Evet bir tanem. Evet annem. Ha? Nereye geldik annem? Nereye geldik? Gördün mü? Nereye geldik aşkım? Nereye geldik annemiz? Neresiymiş burası? Sancağı mı bindik kızım? Senin teyze sancağı mı bindirdi? Evet. Gözünü güneşten açamıyormuş. Merhaba. Merhaba. Biz çok mutluyuz değil mi kızım? Hadi ağzımızı silelim. Kuzum. Fıstık. Sancağı mı teyze? Hı? Güzel mi? Beğendin mi sancağı? Elif'teki manzarası nasıl teyzesi? Çok güzel. Değil mi? Güneş iniyoruz burada değil mi Minnoş? Papatya bu. Sarı papatya. Sapı, sarı papatya. Evet, bir... Uçuyoruz Elif. Hadi ben size sallayayım Elif. Ben size sallayayım teyzeyle. Hop.
artık eve gidiyoruz. Değil mi Elif Ada? Arkadaşlar bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.